Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda altın ons, gram altın ve dolar TL değerlendirmemizi yapacağız. Değerlendirmemize e, altın onsla başlayacağız arkadaşlar. Altın ons yorumumuzdan sonra dolar yorumu, gram altın yorumu, hepsine bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz altın ozda e, geçen haftaki videomuzda 1636 seviyesine kadar bir düşüş öngörümüz vardı. fakat 1670'li seviyelere kadar düşen altın ons buradan tekrar yukarıya tepkisini verdi. ve haftalık kapanışı 1700'lü seviyelerde tamamladı. 1700'lü seviyelerde altın ons'un kapanış yapması altın ons için olumlu mu? Şimdi hep birlikte sizlerle bunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Altın ons'un 1700'lü seviyelerde kapanış yapması Altın Ons'un olumlu olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Altın Ons'ta hala düşüş beklentimiz devam etmekte. Ee, bunun nedeni yukarıdan gelen şuradan gördüğünüz ee, düşen tren çizgisi yukarıya yönlü kırılamadı arkadaşlar. Ee, yukarı yönlü kırılamaması Altın Ons'taki hareketin hala düşüş yönlü devam ettiğini bize gösterir. Ee, altın Ons'un olumlu bir seviyeye geçebilmesi için Arkadaşlar bu hafta 1710 seviyesi üzerinde mutlaka bir günlük kapanış yapması şart 1710 üzerinde altınız bir günlük kapanış yapamazsa hala olumsuzdur arkadaşlar İsterseniz önce 1710 üzerine altınos atabilirse yukarıda görmesi muhtemel seviyeleri sizlerle birlikte önce bir belirleyelim e, beklentimiz dışında bir hareketlerin gelişmesi halinde yukarıda 1735, 1750 ve 1780 e, direnç seviyeleri 1710 üzerine atıp burada kalıcı olabilirse altın os e, 1780'li seviyeler doğru altın os'ta hareketler hızlanabilir e, fakat Bizim beklentimiz düşen tren çizgisi altında kaldığımız için 1710 seviyesi altında kaldığımız için altın osta aşağıda 1696 onun altında 1687 ve 1636 seviyelerinde arkadaşlar düşüş yönlü beklentilerimiz hala ağırlığını korumakta biz bu hafta 1710 seviyesini altın osta takipte kalacağız. Altın osta 1710 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı müddetçe 1636 seviyesindeki beklenti yerimiz hala geçerliliğini korumakta. Ko biliyorsunuz koronavirüsle ilgili sanayi bölgelerinde artık bazı fabrikaların yavaş yavaş açılmaya başlayacağından dolayı Altın tarafında da bir geri çekilme beklentimiz mevcut. O yüzden bu yukarıdan gelen düşen tren çizgisi de takipimizde kalacak. Bu hafta itibariyle 1710 üzerinde altın osta bir yukarı yönlü kapanış görmediğimiz müddetçe aşağıda 1636 seviyesi altın osta hala beklentimiz dahilinde olacak. Önemli seviyeler olarak gözükmekte. E, aşağıda bizler için önemli olan destek noktalarımız gene 1696 desteğimiz ve onun altında da 1687 e, trend desteğimiz mevcut. 1687 trend desteğimiz kırılırsa aşağı yönlü hareket hızlanır arkadaşlar ve 1636 seviyesine kadar e, bu düşüş hız kazanabilir. Bir de üstte biliyorsunuz bir ikili tepemiz var. E, bu ikili tepede takibimizde arkadaşlar. İkili tepenin alt noktası e, 1672 seviyesinden geçmekte. E, 1672 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa burada arkadaşlar 1672 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 1650 ve 1636 hedefimiz olan noktalar tekrardan altın olsa takibimizde olacak önemli e, seviyeler olarak gözükmekte. İkili tepe kırılımınlar da dikkat etmeniz gereken seviye arkadaşlar ee, 1672 aşağı yönlü kırılır 1650 veya 1636'dan bir e, destek görürsek tekrardan 1672 seviyesine doğru e, bunu tekrardan pullback yapmak isteyebilir yani bu seviyeyi e, yukarı yönlü tepki yükselişi olarak kullanmak isteyebilir o yönden e, bu verdiğim rakamlara dikkat ediyorsunuz. Bu hafta altın Osta bunları takipte kalacağız. Gram altına da bakalım gram altında neler olabilir? Gram altına da baktığımız zaman gram altında 380 üzerinde bir günlük kapanış geldiği için arkadaşlar gram altında e, dolar bazlı hala olumlu bir kapanış yapmıştır. Gram altında yani e, hareket 379 seviyesi üzerinde kapanış geldiği için 384 seviyesinden e, gram altında hareket olumlu olarak gözükmekte. 384 üzerinde gram altında yukarıda arkadaşlar 389 seviyesi, şuradaki 384 seviyesi üzerinde 389 seviyesi e, takip edilmesi gereken önemli bir seviye haline gelir. E, fakat 386 seviyesinde de gram altında kuvvetli bir destek bölgemiz mevcut. E, 386'da da kuvvetli bir direnç bölgemiz mevcut. Gram altında e, 390 yukarıda 386 direnci e, ve onun altında 379 e, destek bölgelerini takipte kalabiliriz. E, gram altında e, olumlu bir kapanış gelmesine rağmen altın onsta olumsuz bir kapanış görmemizden dolayı. E, gram altına da belirsiz diyebiliriz. E, şu şekilde belirsiz diyebiliriz arkadaşlar. 386 üzerinde bir kapanış göremedik. Fakat 379 üzerinde de bir kapanış gelmesi e, gram altında olumluluk arz etmekte. burada demek ki takipte kalacağımız önemli seviyemiz 386'daki direnç bölgesi. 386'daki direnç bölgesini yukarı yönlü kırabilirsek yukarıda 389, olumlu olması hallerinde 389 direnci gram altında e, kısada takipte kalınması gereken önemli bir direnç noktası 389'u da kırabilirsek e, yukarıda yani altın ve doların olumlu gittiği senaryoda e, 393 onun üstündeki beklenti yeri haline gelir e, fakat 386 üzerine çıkılmadıkça benim hala gram altında da 379 ve 372 seviyelerindeki Beklentim devam etmekte. Tabii bu benim beklentim arkadaşlar haftalık kapanışa göre bu beklenti 379 altında gram altının çalışması halinde başlar. Yani 379 altında kapanışlar gram altında olumsuz senaryonun çalışmasını sağlar. 379 üzerinde önemli gene dediğim gibi bir 386 direncimiz mevcut. 386'yı da yukarıya kırabilirse 390. Yakınen takipte kalınması gereken önemli seviye olarak göze batmakta. Dolar TL kuruna da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Dolar TL kuruna da baktığımız zaman Geçen hafta Dolar TL kurunun 7.04 seviyesini test ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve bunun akabinde 7.02 seviyesinden bir günlük kapanışta Dolar TL kurunda geldi. Dolar TL'de 6.97 seviyesi hala önemini korumakta arkadaşlar Dolar TL kuru da 6.97 seviyesi üzerinde kaldıkça hala olumludur ve yukarıda 7.15'li seviyelere kadar potansiyeli yukarı hareket potansiyeli bulunmakta 7.15 seviyesinde yukarı yönünü kırarsak Dolar TL'de biliyorsunuz ana hedefimiz olan 7.23'lü seviyeler Dolar TL'de de görülmesi mümkün seviyeler gibi Gözükmekte 697 üzerindeki e, tutunmalar e, gerçekleşmesi durumunda 697 altında da arkadaşlar olumsuz senaryoda e, 692'de bir trend desteğimiz var. E, bu trend destekleri çok önemli, dikkatle takip edilmesi gereken seviyeler. Yani kırılmaması ve bunların altında günlük kapanış gelmemesi gereken e, seviyelerimiz. 692'de bulunan bir trend desteğimiz mevcut bunu da yakından takip edeceğiz arkadaşlar e, Dolar TL'de söyleyecek fazla bir söz yok dediğim gibi 6.97 üzerinde kaldıkça yukarıdaki 7.04 7.08 ve 7.15 ana hedef bölgesi de 7.23 seviyelerine doğru e, Dolar TL'de ataklar hızlanabilir 6.92 trend desteğimizdir kırılmaması lazım. Kırılması halinde de e, dolar tl'de 6.88 ve 6.82 seviyeleri yakinen takipimizde olması gereken önemli seviyeler haline gelir. E, bu hafta dediğim gibi 6.97'yi dolarda takip edeceğiz. Artı merkez bankasının son söyleminde de e, belirtmiş olduğu gibi e, swap anlaşması görüşmelerinin hala merkez bankalarıyla devam ettiği, ee, bu swap anlaşmasından gelecek bir sonuçta da e, dolar tl'deki çekilme 6.65 seviyesine kadar da gidebilir o e, o yüzden gözünüz kulağınız e, bu merkez bankasından gelecek açıklamalar üzerinde de bir nebze olsun arkadaşlar e, 6.97 mutlaka takibinizde olacak önemli bir seviye 6.92 de trend desteğidir mutlaka kırılıp altında bir kapanış olmaması lazım ki e, dolar tl yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilsin. Bu verdiğim seviyeler dolar tl'de takibinizde olsun. E, bunları takip ettikten sonra dolar tl'de de e, kendinizi zora sokacak bir harekete girmezsiniz. Nerelerden çıkış yapacağınızı bilirsiniz. E, dolar tl'de bu hafta gene sıkışıklık devam edecektir arkadaşlar. E, 7 üzerinde e, pek dolar tl kurunu da rahat bırakacaklarını zannetmiyorum. E, fakat e, burada ne kadar uzun sürede 7 üzerinde geçirirsek e, dolar TL'de de maalesef hareketler e, daha yukarılı seviyelere doğru gidebilir. Dolar TL'de de euro ve dolar, e, euro ve sterlinde olduğu gibi e, aylık bazda daha önceki videolarımda da belirttiğim 7.23 seviyesi çok önemli arkadaşlar. 7.23 seviyesi dolar TL kurunda bir sınır olması lazım çünkü 7.23 seviyesi dolar TL kurunda yukarı yönlü kırılırsa bu sefer hareketler maalesef 9.50 seviyesine kadar dolar TL kurunda gidebilir İnşallah ekonomimiz bir şekilde kendini toparlar ve dolar TL'de 7.23 üzerinde bir kalıcılık görmeyiz. Temennimiz de bu yönde e, fakat 7.23 üstüne de atarsa e, buradaki bayrak formasyonu çalışır ve bu dalgalanma yukarı yönünde kırılırsa dolarda da 9.50 seviyelerine doğru e, bir boğa piyasasına tekrardan giriş olur arkadaşlar. Bunu da bilin. E, dolar altın gram altınla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. E, mikrofonumuzla ilgili bir sorun yaşamaktayız arkadaşlar. Bunun için. Sizlerden özür diliyorum. Yeni mikrofon siparişimizi verdik, fakat henüz elimize ulaşmadı. Elimize ulaştığı zaman da bu ses problemini atlatmış olacağız inşallah. Tekrardan hepinizden özür diliyorum bu ses problemi için. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.